Karabağ'da kendi görevleri dışında uygulamalar yapması, Laçin koridorundan Ermeni yetkililer başta olmak üzere her türlü silah ve mühimmatın geçişine izin veren Rusya'ya Türkiye ve Azerbaycan'dan uyarılar üst üste gelirken Laçin koridorunda kontrolün sağlanması için çalışmalar başlatıldı. Bölgede istediği gibi at koşturan Rus barış güçlerinin son günlerde artan ihlallerinin ardından Azerbaycan ve Türkiye bu duruma daha fazla seyirci kalmayarak Rusya'ya tepki gösterdi. İlk olarak Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Ermenistan yetkililerinin kendiye ziyaretlerinin ardından Rus barış güçlerine tepki göstererek Rusların görevlerinin farkına varması mesajını verdi. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya lideri Putin ile yaptığı görüşmede Dağlık Karabağ'da Azerbaycanlıların ve Ermenilerin barış gücüne veya gözlem faaliyetine ihtiyaç duymadan birlikte yaşamasını sağlayacak şartları oluşturmak istediklerini belirtti. Daha sonra Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Rusların Ermenilerin Hankendi'ye girişlerine izin vermesine tepki gösterdi. Çavuşoğlu, biz Karabağ'daki Rus barış gücünün statüsüne ilişkin anlaşma imzalanması için Rusya'yı da teşvik ediyoruz. Esas mesele Rusların, Laçin koridorundan geçişlere izin verme rolü. Oysa bunun için Azerbaycan'dan izin alınmalı. Karabağ, Azerbaycan toprağıdır. Yarın herhangi bir statüko tanımlansa da yine Azerbaycan sınırları içinde olacaktır. O yüzden Azerbaycan'dan izinsiz bunları yapmaması gerekiyor. Siz barış gücü olarak varsınız kimlerin gidip geleceği konusunda karar vermenin sorumluluğu sizde değil dedik diye konuştu. Rusya Savunma Bakanlığına bağlı Kamu Konseyi üyesi Ir Koroçenko, Laçin Koridoru üzerine yeni bir çalışma grubu oluşturulması gerektiğini söyledi. Uzman, öncelikle Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki herhangi bir yasa dışı Ermeni silahlı grup terörist olarak kabul edilmelidir. İkinci olarak, Rus barış güçlerinin Laçin koridorundaki çabaları ve Rusya Sınır Teşkilatı sayesinde Ermenistan'dan herhangi bir silahlı adamın girmesini önlemek için müzakere etmek gerekiyor dedi. Koroçenko, tüm Ermeni silahlı kuvvetlerinin silahsızlandırılması gerektiğini aktararak, orada Ermeni vatandaşlar varsa Azerbaycan topraklarından ayrılmaları gerekir. Bu, Rusya ve Azerbaycan'ın gelecekteki ortak eylemleri için müzakerelerin konusudur. Laçin koridoru teröristler, militanlar ve silahlar için bir geçit olmamalıdır. Bu sorunu çözme ihtiyacı ortada belki de Laçin koridorunun işleyişi üzerine yeni bir çalışma grubu oluşturmak mantıklıdır diye konuştu. Cumhurbaşkanı Aliyev'in modern zamanların önde gelen politikacılarından biri olduğunu ifade eden Koroçenko, A'dan Z'ye söz verdiği her şeyi yaptı. İşgal edilen bölgeleri kurtardı, işgalcileri dağıttı. İlham Aliyev'in Şuşa ziyareti birçok yönden sembolik olmak üzere çok önemli. Bu sadece başkanın değil, aynı zamanda başkomutanın da ziyareti. Çünkü 44 gün süren savaşın ana noktalarından biri olan Şuşa'nın kurtuluşu Ermeni ordusunun direnişini durdurdu ve Erivan teslim oldu. Şuşa şehrini kurtarma operasyonu, Azerbaycan'ın askeri stratejisinin bir kutlaması olan en önemli askeri başarısıdır. Şehir, dağlık ve ormanlık alanlardan geçerek Ermeni kuvvetlerini göğüs göğüse şiddetli çatışmalarla yok eden Azerbaycan silahlı kuvvetlerinin özel kuvvetleri tarafından kurtarıldı dedi. Yunanistan donanması tarafından Akdeniz'de Avrupa Birliği'nin Irini operasyonu kapsamında Rus kargo gemisinde arama yapıldı. Rusya yaptığı açıklamada bayrak devletinin izni olmadan yapılan arama nedeniyle tepki gösterdi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Adler isimli Rus kargo gemisinin Akdeniz'de seyrettiği sırada irini operasyonu kapsamında Yunan donanmasınca aranmasına tepki gösterdi. Rusya Dışişleri Bakanlığından konuyla ilgili yazılı açıklama yayınlayan Zaharova, Yunan makamlarıyla yaşanan hadisenin detaylarını açıklığa kavuşturmaya çalıştıklarını belirtti. İrini Operasyonu'nun Uluslararası Hukuk ve 2292 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı çerçevesinde yürütülmesinin gerektiğini Avrupa Birliği yetkililerine defaten söylediklerini aktaran Zaharova, gemilerde arama yapılmadan önce Bayrak Devleti'nin onayının alınması gerektiğini, İrini Operasyonu'nun Libya'da taraflardan birinin cezalandırılmasına yönelik olmaması ve tüm Libya kıyıları boyunca açık denizleri kapsaması gerektiğini ifade etti. Zaharova, buna ilaveten operasyon merkezinin herhangi bir aramanın sonuçlarını ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi komitesine sunmakla yükümlü olduğunu, aksine bir hareketin Avrupa Birliği'nin Akdeniz'deki çıkarlarını gerçekleştirmek amacıyla ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarını geniş yorumladığına ve irini operasyonunun şeffaf olmadığına işaret edeceğini belirtti. Bu bilgiler ışığında, yaşananların esası hakkında kapsamlı açıklamalar talep etmeye devam edeceklerini kaydeden Zaharova, Avrupa Birliği'nin bu durumla ilgili tutumunun Brüksel'in genel kabul görmüş uluslararası hukuk normlarını takip etmeye, onları kendilerine uygun bazı kurallara dönüştürmemeye gerçekten hazır ve muktedir olup olmadığının iyi bir testi olacağını söylemeye gerek bile yok diye düşünüyorum, dedi. İrini operasyonu sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise operasyonun 63. dostça ziyaretinin ticari bir gemiye yapıldığı kaydedildi. Helikopterle gemiye inen Yunanlılar, gemideki Ruslarla birlikte bayrak açarak poz verdi. Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine giren ilk milli silahlı drone Songar, ilk kez bir zırhlı kara aracına entegre edildi. Otonom olarak insansız sürüş gerçekleştirebilen, gerektiğinde uzaktan kumanda edilebilen askeri kara aracına entegre edilen Songar, aracın üstün vuruş yeteneği kazanarak sahadaki başarısına katkı sunacak. Böylece kara aracına güvenlik operasyonlarında hedefi önceden tespit ve imha etme konusunda önemli bir kabiliyet kazandırıldı. Songar silahlı drone sistemi sayesinde 4x4 askeri kara aracı havadan hedef bulma ve uzaktan silahlı operasyon yapabilme kabiliyetine sahip olacak. Askeri ve güvenlik amaçlı her türlü operasyonda hem gündüz hem gece etkin olarak görev yapan Songar, otonom iniş kalkış yeteneği ile asimetrik tehditlere müdahale için 7/24 hazır bekleyecek. Songar'ın geliştirilmesinin ardından bir dizi çalışma yapıldı. Türk savunma sanayisinin yenilikçi sistemlerinden olan Songara otomatik makineli tüfekle bomba atar özelliklerinin eklenmesinden sonra TÜBİTAK SAGE'nin mühimmat sistemi TOGA'nın entegrasyonu sağlandı. Böylece Songar, sahada daha güçlü ve maliyet etkin bir yapıya kavuşturuldu. Songar'ın kara aracına entegre edilmesiyle ürün geliştirme yol haritasında önemli bir aşama daha tamamlanmış oldu. Askeri teknolojik sistem Songar, otomatik makineli tüfekle donatılarak 3 kilometre yarıçaplı bir menzil içinde görevini icra ediyor. Gerçek zamanlı görüntü aktarım sistemine sahip Songar, tekli veya çoklu drone sistemiyle hedef bölgenin belirlenmesi, tehdidi etkisiz hale getirme, operasyon sonrası hasar tespiti gibi kritik birçok görevi yerine getiriyor. Songar sınır ve sınır ötesi güvenlik operasyonlarında kara aracı entegrasyonuyla pusu veya tehditlere karşı havadan yüksek sayıda mermi atımıyla ve gerektiğinde taarruz amaçlı olarak da etkin şekilde kullanılabilecek